Aradan 7 yıl geçmesine rağmen 6-8 Ekim şehitlerinin acısı tazeliğini koruyor. Şehit aileleri 6-8 Ekim vahşetinin 7. yılında İlki Haber Ajansı'na konuştu. Katliama sebep olanlara tepki gösteren aileler azmettiricilerin hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını istedi. ...2014'te HDP'nin çağrısı üzerine İslami kurum ve şahsiyetlere yönelik başlatılan 6-8 Ekim saldırılarında katledilen şehitlerin yakınları vahşetin yıl dönümünde İlki Haber Ajansı'na konuştu. Kurban eti dağıtırken hunharca katledilen şehitlerin yakınları, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere çağrıda bulunan, talimat veren, uygulayan ve elinde bulundurduğu yetkilere rağmen herhangi bir şekilde olaylara müdahalede bulunmayan kamu görevlilerinin yargılanarak hak ettikleri cezayı almalarını istiyor. 6-8 Ekim saldırılarında kurban eti dağıtırken vahşice katledilen Hasan Gökyüz'ün babası Mehmet Gökyüz, aradan 7 yıl geçmesine rağmen her Ekim ayı geldiğinde acılarının tazelendiğini söyledi. 7 sene arada geçti. Hasan Gül şehit oldu ile onun arkadaşları şehit oldu ile biz onları unutmayacağız ve unutmayız. Tamam mı? Yani 7 sene geçti, bizim için 7 gündür. Aynı acımız aynı tazeleniyor, aynıdır. Yani Demirtaş ceza yemeyene kadar, Selahattin Demirtaş bu 6-7-8 Ekim davasından ceza yemeyene kadar içimiz rahat olmaz. Allah razı olsun, bütün dava arkadaşları yanımızdadırlar. Aynı, onlar da aynı bizim gibi. Yarın öbür gün gene hepsi bile mezarın başına gelecekler. Yani çünkü davamız hak olduğu için, biz haklı olduğumuz için, yani biz unutulmayız. Hiç kimse bizi unutmuyor. Biz ne unuturuz ne unutmayız. Yani bu 6-7-8 Ekim 70 sene de geçse bizim için aynıdır. Biz davaları yani devam edeceğiz. Gökyüz o gün PKK ile bir olup Müslümanlara saldıranların bu dünyada yargılandıkları gibi diğer dünyada da hesap vereceklerini söyledi. Evet, ciğerimiz yanıyor. 6-7-8 Ekim geliyor, ciğerimiz yanıyor. O ciğer hiçbir şeye benzemez. Ciğerimiz yani aynıydı. Bizim 2014-21 Ekim aynıydı. Fark etmez. Onlar kendine düşünsünler. Öbür dünyada ne hesap edecek? Hem Allah-u Teala hakkımızı bu dünyada onlara alacak. Hem öbür dünyada alacaklar. Şimdi FETÖ'yle PKK bir olmuştu 6-7-8 Ekim'de. Ben gözümle gördüm. Yani bir söz var diyor. Ölmeli yakın, aynı yakın. Ben gözümle gördüm. Bak Allah-u Teala hakkımızı onu ne FETÖ'ye bıraktı, ne PKK'ye bıraktı. Bak PKK'ler fareler gibi deliklere giriyorlar. FETÖ'de böyle hücre evlerine giriyorlar. Gene onları oradan çıkarıp yakalıyorlar. Bak onlara Allah-u Teala hakkımızı ikisine de bırakmadılar. O günkü polise, valiye de ben davacıyım. Eğer onlar sokağa çıksaydı bunlar bu mezarda olmazdılar. 6-8 Ekim olaylarında kurban eti dağıtırken şehit edilen Hüseyin Dakak'ın babası Öztekin Dakak da acılarının hala taze olduğunu söyledi. Üzerinden 7 sene geçti. Acımız her zaman aynı gidiyor. Tezedir, unutulacak kişilerde gidi. Evlat acısıdır. Şimdi bir insanın babası ise yetimdir derler. Anası ise yüksüzdür derler. Ama evlat öldüğü vakit evlat acısı derler. İsim bırakılmamış. Dakak oğlunun şehadetiyle iftihar ettiğini söyledi. Şimdi bizim çocukların şehadetinde bir sıkıntımız yoktur. Elhamdülillah. Biz Allah'a iman etmişiz. Allah şehadetlerini kabul etsin. Allah-u Teala'nın vaadi vardır. İnşallah Allah-u Teala onları kendi katında rızıklandırır. Bizim şu anda bizim ne yapmamız gerekir? Bizim sıkıntımız vardır. Selahattin Demirtaş kaç senedir içeridedir? Kobani olayları diye. Yasin Börü ve arkadaşları olaylarıyla ilgili hiç yargılama olmadı. Ya bize sahip çıkan hüdapara da Allah onlardan razı olsun. Şimdi 6-7 Ekim olayları etkinliği olabilir. Siz görün bakın yani o Karabalık, o Maşari Karabalık'ta elhamdülillah bizi yalnız bırakmadılar. Ve yalnız da bırakmayacaklarından eminim. Kimse unutmadılar, unutturtmadılar onlar. Allah onlardan razı olsun.
Bayramının kurban.